Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kızıl Nil Destanı'nda eş rotasıyla devam ediyoruz. İkinci sezon ikinci bölümdeyiz. Borcu ödendi ama kime? Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Dikkat! Bu bölüm fiziksel şiddet, ölüm ve işkence sahneleri içerir. Lütfen bu uyarıyı dikkate alarak okumaya devam edin. Bölüm 2. Tanrıların Katili. Diye gözlerini açtığında avcılar artık orada değildi. Kendi kanından ve terinden ıslak halde. Hala sandalyeye bağlıydı. Amen. Diye ilk kez bilincini kaybedene kadar uzun süre onunla uğraştı. Kız kendine geldiğinde onu artık başka bir avcı bekliyordu. Ve sonra ne olduğunu pek hatırlamıyordu. Görünüşe göre yakında uyanmayacağını düşündükleri için onu terk etmişlerdi. Vücudunda o kadar çok farklı türde acı dolaşıyordu ki, özellikle hiçbirini tam olarak belirleyemezdi. O kadar kötü hissediyordu ki, o anda ölüm en büyük merhamet gibi görünüyordu. Ama sabaha kadar, yani Yüce Epistat onun canını alana kadar ölmesine izin verilmeyecekti. Ve bu düşünce korkutmadı bile. Yeter ki bir an önce bitsin. Bütün gece işkence gören bir kıza göre Diye fazlasıyla kendindeydi. Muhtemelen bu süreçte bilincini kaybetmeseydi çok daha acı verici olurdu. Bugün duyduğu her şeyi kafasından geçirmeye başladı. Eğer sağlıklı olsaydı kesinlikle korkardı. Meğer rağmen Remmaio ve onun aracılığıyla diğer büyüklere ulaşmak için kasıtlı olarak Hermopolis'te kalmıştı. Bunca zaman onları uzaktan izliyormuş ama Diye neden diğer herkesin kara büyücü olduğunu görebildiğini... Fakat Eva'yı göremediğini anlayamadı. Avcılar, Epistat'ın başkalarının yapamayacağı bir şeyi yapabileceğini defalarca dile getirdi. Keşke Diye tam olarak ne olduğunu anlasaydı. Diye işkence sırasında orta derecede travma geçirdi ve avcıların diyaloglarını hatırlayabildi. Öte yandan bu bilgiyle hiçbir şey yapamazdı. Amenon'u diğer şezmulara nispet olsun diye bir uyarı olarak gözaltına almıştı. Bunun bir etkisi olmasa bir sonrakini almayı planlıyordu ve böyle devam edecekti. Onların kim olduklarını görebiliyordu. Remma'nın küçük kardeşi yakalanırsa sakin kalması pek mümkün değildir. Ve Reims'in sırası mutlaka gelecekti. Fırsat olsaydı diye onları uyarırdı. En azından birisini, çünkü Epistat uzun süre beklemeyecekti. Diye yapabilirdi. İletişime geçmeyi deneyebilirdi. Ancak böyle bir şeyi ancak bir deli düşünebilirdi. Ona da bu yöntemi anlatan bir deliydi. Eva rüyalar görüyor, avcılar bunu söyledi ve ben de onun bazen geceleri bir şeyler mırıldandığını duydum. Rüyasına girmeye çalışacağım. Bunu yapmak için Eytida'ya yakın olmaya ihtiyacım yok. Onun kasını ve karakterini iyi bilirim. Ama maskem yok. Onsuz bir rüyaya girebilir miyim bilmiyorum. Peki Samon yalan söyler miydi? Diye işkenceye katlandı ve Iboga'dan sonra delirmedi. Seni uyarabilir. Bunu nasıl başarabileceğini hatırlamaya başladı. Avcılar onun uyandığını fark etmesin diye kız neredeyse hareketsiz kaldı. Herhangi bir hareket ona şiddetli acı veriyordu. Kafa çalışıyordu ama vücut artık çalışmıyordu, ölüyordu. Diye yeni bir işkenceye dayanamayacağı için idam edilene kadar yarı ölü gibi davranmayı planladı. Ölüm onu bekliyordu, başka türlü olamazdı. Bu yüzden kaybedecek bir şey yoktu. Konsantre olup uzaktan başkasının rüyasına girmek mümkün mü? Teorik olarak maskeye bile ihtiyacım yok. Çünkü kanın ısısını koruyor. Kara büyücülerin ise ruhları soğuk. Bizim rüyalarımız olmadığı gibi o sıcaklığa da sahip değiliz. Karanlık zanaatı anlamaya başladığımız anda kanımız değişir. Hayaller kaybolur. Artı bir rüya büyüsü. Bir işkence odasında maskesi ya da en ufak bir yaşama arzusu olmadan otururken kara büyücünün rüyasına girmek istiyordu. Bitik bir fikirdi. Deneyeceğim. Birkaç saat daha ömrüm kaldı. Diye başını eğdi. Kendini yaşadığı hayatı düşünebilirdi. Ama ne faydası vardı? Bu dünyayı terk etmeden önce son bir yararlı şey yapmaya, bir şekilde yardım etmeye karar verdi. Güzel bir gelecek onu bekliyordu. Zengin bir ailede yaşıyor ve eğitim alabiliyordu. Peki her şey nasıl bu hale geldi? Başarısız birkaç aşk hikayesi. Sevgilisinin ölümü. Kara büyü nedeniyle işkence. Ve halka açık infaz. Halbuki her şey onun elindeydi. Eğer uyku bir yer değil de kanın bir hali ise,
Onun sıcaklığı yardımıyla ruhu tanıyıp içeri girebiliyoruz. Eva şu anda uyuyor mu? Eğer uyuyorsa rüyasında bir şeyler mi görüyor? Belki İsmail'i. İçinde bir umut kıpırdamaya başladı. Bu kayıpla nasıl başa çıkıyor? Evde de çok hassastır. Bağımsız ve kendinden emin görünmek ister. Ama bir rüya büyücüsünü kandıramaz. Medyamızın gözleri morlaşmaya başladı. Diye gözlerini keskin bir şekilde kapattı. Nefes almak bile onun için acı verici ve zordu. Konsantre olması söz konusu bile olamazdı. Artık hiçbir işe yaramaz mıydı? Kafesteki bir hayvan gibi ölecek ve kimse onu hatırlamayacak mıydı? Diye yavaş yavaş bayılmaya başladı. Annesi sözlerini duyunca zayıf yüzünde öfke parladı. Ne dedin? O bize bakıyor ve sen de onun hakkında böyle şeyler mi uyduruyorsun? Uydurmadım. Ona iftira atmak istiyorsun. Anne elini masaya vurdu. Histerik sesi bütün evi doldurdu. Eva ona inanmayacağını biliyordu. Sen ona iftira atmak istiyorsun. Masadan bir mum düştü ve onunla birlikte çömlekler ve kil bardaklar da parçalandı. Eva kapı eşiğinde duruyordu. Annesine bakarken kalbi sıkışıyordu. Çocuğunu sevmiyordu. Ondan nefret ediyordu. Kadın yatağın üzerine çıkıp köşeye sokuldu. Seni ne zaman alacak? Bu borç ne zaman ödenecek? Etrafındaki her şey yanmaya başlarken parmaklarını saçlarına götürdü. Anne! Evti de kendine gelip onun ne yaptığını görmesi için koşup sarsmak istedi. Ancak yangın ona yaklaşmayı zorlaştırdı ve kadın kızının çığlıklarına tepki vermedi. Nasıl bir ruh halindeyse kurtulmaya bile çalışmıyor. Hathorut! Annesi adını duyar duymaz yüzünü kaldırdı. Nefretten yamulmuştu. Bu sırada etrafta hiçbir şey görünmüyor, duyulmuyor, anlaşılmıyordu. Kendisinin nerede olduğunun farkında değildi. Diğer hücrede uyuyakaldığını sanıp uykuya daldı ve gözlerini açtığında sonsuz bir karanlıkta ışık gördü. Onu takip etti. Işık yaklaştıkça birilerinin sesleri ve cümle parçaları daha net duyuluyordu. Neredeyim? Burada diye fiziksel acıdan kurtuldu ve kendini toparlamayı başardı. Işık değil, ateşmiş. Bu Eva'nın rüyası mı? Buraya girmemde bir sorun var. Rüyalar öyle görünmüyor. Ama bunun bir önemi yok. Önemli olan ona seslenmek. Çocuğun borcu ödendi mi? Diye tuhaf ve belirsiz ışık kaynağına ulaştığında yakınlarda küçük bir çocuk figürü de gördü. Anne? Bu Eva mı? Çocukluğunu mu görüyor? Çocuk ateşten kaçmak niyetiyle geri çekildi. Diya'nın herhangi bir şey düşünmeye vakti yoktu. Rüyanın yakında kesintiye uğrayacağını gördü. Rüya büyücüleri bunu öğrendi. Bir rüyada bir tür duygu dalgası yaşanırsa rüyanın sahibi bundan uyanabilir. Maske olmadan bağlantı çok zayıf. Dolayısıyla hiçbir şey göremiyorum. Peki onunla konuşabilecek miyim? Yoksa beni duymaz mı? Bağır. Bir şeyler bulmaya çalış. Bağır. Diye hiçbir şey düşünmeden bağırmaya başladı. Eva. Birkaç denemeden sonra çocuk seyirdi. Ancak Diye vücudundaki acıyı giderek daha fazla hissetmeye başladı. Uyanmak üzereydi. Eva alevlere, kayıtsız ve güçsüz anneye ve ardından her geçen saniye daha da çok yanan eve baktı. Ateşte ses. Alevlerin arasında Evtida birinin silüetini seçebildi. Eğer rüya olmasaydı çığlık atar ve korkardı. Ama bunun yerine her an kaçabilmek için evin çıkışında durarak yakından baktı, dinledi. Dikkat, Epistat her şeyi biliyor demeye çalışıyor. Eva daha da dikkatle dinledi. Çocukluğuyla hiçbir ilgisi olmayan sözler duydu. Bu yüzden kalsı rahatsız oldu. Bu da onu uykusundan uyandırabilirdi. Epistat biliyor mu? Ne biliyor? Küçük Eva mesajın anlamını bile anlamamıştı ama her şeyi hatırlıyordu. Artık Epistat'ın gizli bir av yürüttüğünü biliyorsun.
eş rotasında beraber götürmeye çalışıyordum. O yüzden bu seçeneği alabiliyorum. Belki başka bir şey daha duyabilirim. Rüyayı kontrol altına al. Eva ellerini sıktı, gözlerini kapattı ve dinlemeye çalıştı. Ateşin çıtırtıları ve dışarıdaki insanların çığlıkları dikkatini dağıtmadı. Eva kalbini ve duygularını sakinleştirmeye çalıştı. Ne kadar endişelenirse sesi o kadar az duyduğunu fark etti. Eva, o seni arıyor. Onun duyusu var. Ne diyor? Duyusu mu arıyor? Rüyalarla nasıl başa çıkacağını biliyorsun. Bu sayede biraz daha fazlasını öğrendin. Bu endişe verici duygu dürtüsü Eva'yı uykusundan uyandırdı. Gözyaşlarıyla dolu gözlerini kocaman açtı. Duygularıyla ne yapacağını bilemeden yataktan fırladı. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Şakakları gerginlikten zonkluyordu. Gördüklerini ve duyduklarını çok iyi hatırladı. Bunun nasıl açıklamalı? Kimin sesi olduğunu merak etti. Diana'nın yatağında bir gölgenin hareket ettiğini fark etti. Eva'nın yalnızca ürperip arkasını dönecek zamanı vardı. Ve sonunda eşimizi gördük. Aa, ismini söylerken aynı zamanda eş de demiş olduk kendisine, eşimiz. İlk kez bir kara büyücünün rüyalarda acı çektiğini görüyorum. Aniden ortaya çıkan eş, ellerini başının arkasına atarak yan yatağa uzandı. Ve Afiri, sakin bir şekilde ayaklarının dibinde uyukluyordu. Hain. Afiri kedi miydi? Bu rotada kedi mi almıştık? Kurnazlık yolu. Eğit'i de öfkelenip aklına gelen tüm kötü sözleri söylemek istedi. Ama tam zamanında kendini tuttu. Eşe kaba davranmaya gerek yoktu. Onun neler yapabileceğini çok iyi hatırlıyordu. Karanlıkta parlayan gözleri bunu doğruluyordu. Eva donup kaldı. Adama hafif bir endişeyle baktı. Sen. O da isteksizce yumuşak yataktan ayrılarak ayağa kalktı. Keşke ayrılmasaydı, biz yanına giderdik. Yavaş yavaş Eva'ya yaklaştı. Ondan neredeyse bir baş daha uzundu. Dikkatle gözlerinin içine baktı ve kız sanki bu adam onun derisinin altına girmiş gibi hissetti. İbu da ne yaptığını benimle paylaşır mısın? Emri kim, kime ve neden verdi? 12. bölümde gittiğimiz yer. Bununla ilgileniyor musun? Farklı olsaydı sorar mıydım? Bayım, bu konuşma ertelenemez mi? Neden gece vakti? Neden benim evimde? Eğit'i de aniden onun önünde neredeyse çıplak durduğunu fark etti. Göstermedi ama utanç ve mahcubiyetten yanıyordu. Eş öne doğru eğildi. Mutlu görünmüyordu. Tek kaşını kaldırdı ve tekrarladı. Beni en çok ne sinirlendiriyor biliyor musun? Eva geri çekilmek istedi. Ama eşin gözlerini kısması onun tekrar yerinde donması için yeterliydi. Birkaç kez tekrarlamak zorunda kalmam. Gözleri de yanmaya başladı. Sakin ol. Dilediğin gibi olsun. Dikkatini bir dakika önce eşin yattığı Diana'nın yatağına çevirdi. Rüyamda onun sesini duydum. Belki de ruhum bu yüzden üzgün. Ama eğer rüyanın bir parçası olsaydı onu normal bir şekilde görmez miydim? Sanki bana seslenip bir şey söylemek istiyormuş gibiydi. Yüce Epistat ve av hakkında. Şu an ne halde acaba? Beni oyalıyor musun küçük Şezmo? Yavrum, seni oyalamak ne mümkün? Seninle baş edebilir miyiz? Yakın zamanda Setmaat da bir işçi öldü. O gün seninle karşılaştık. O adam saygıdeğer insanlardan birinin mezarını açtığını gördü. Ve kaçmaya başladığında biri onu yakaladı. Aa, eşle karşılaştığımız gün mü öldü o adam? Çok şüpheleniyorum bu adamdan ha. Kız kardeşi onu kimin öldürdüğünü bulmamız için bize sipariş verdi. Adam saldırıya uğramıştı. Birileri yırtıcı hayvanların iz bırakmaması için cesedi kıyıya sürüklemişti. Hepsi bu mu? Seni tatmin edemedim mi? Hepsi bu. Başka ne anlatmamı istersin? Eva kibarmış gibi davrandı. Eş istediği her şeyi öğrendi. Eva onu kışkırtıp burada tutmak istemezdi. Ben isterdim, niye öyle diyorsun? Cehennemin dibine kadar yolu vardı. Dur, düşüneyim. Başını yana eğdi ve doğrudan sordu. Bu işi neden yapıyorsun? Kara büyü işini mi? Evet.
Herkes neden yapıyorsa ben de aynı nedenden yapıyorum. Başka bir seçeneğim yoktu. Peki sen ne işle meşgulsün? Eş gülümsedi. Eva sohbet etmeye başladı. Halbuki o asıl cevabı zaten almıştı ya da henüz almamıştı. Evtida'nın dekoruna ve eşyalarına bakarak oda boyunca ilerledi. İstediğimi yaparım. Bazen bir şey, bazen başka bir şey. Bir sonraki soruna da benden aynı cevabı alacaksın. Peki yine de küçük Şezmu. Sen rüya yoksa ölüm büyücüsü müsün? Benim için en rahat şekil. Rüya büyüsü, ölüm büyüsü. Biz ölümden devam edelim ama. Beraber dedim ama bir sonraki rüya seçimine kadar bakacağız artık. Orada yatıyorlar. Sessiz sessiz. Duygularını anlamaya lüzum yok. Önemli olan kendi duygularını düzene sokmak. Ve her şey yoluna girer. Rahat. Eş sinsice sırıttı. Madem bu kadar kolay, neden henüz sokmadın? Şu an ne arıyorsun? İş, sipariş. Yoksa sadece epistattan kaçıp eğleniyor musun? Yavrum, bir sezondur öyle oluyor vallahi. Kaçıp eğleniyoruz. Eva'nın dudaklarının köşeleri yavaşça aşağıya doğru kaydı. Kaşlarının altından bakış dikenli hale geldi. Bariz bir kızgınlıkla mırıldandı. Kardeşim dediğim dostum öldürüldü. Cesedine ulaşmak ve katilini bulmak istiyorum. Nil'de boğulmuş ya da intihar etmiş ama ben buna inanmıyorum. Boğulmuş mu? Sen niye buna bu kadar şaşırdın? Eş şaşırmış görünüyordu. Kaşlarını kaldırdı ve ardından tuhaf bir şekilde güldü. Boğulmuş adamları mı karıştırdım ben? Karıştırdım derken? Yani bizde o yaygarayı çıkaran arkadaşın mıydı? Vay, yanlış cesede bakmaya gelmişim. Siz derken siz nesiniz? Ve İsma'nın cesedine bakmaya mı gittin? Sizde mi? Nerede? Sen de mi İsma'nı arıyorsun? Belki. Eş anında kızın yanına atladı. Elini kaldırdı ve sessizlik istedi. Şşt, bak sen nasıl da canlandı. Ben sadece... Ceset götürülmeden önce acilen onu görmem gerekiyor. Her şeyi biliyorum. Biliyorum ve ikinci kez dinlemek istemiyorum. Ama sana yardım edebilirim küçük Şezmu. Sen de bana yardım edeceksin. Seni kurtardığım için bana teşekkür edeceksin. Beni kurtardığın için mi? Seni kurtardım ve bana borçlusun. Teşekkür ederim demek ister misin? İyilik karşılığında iyilik yap. Kurnazlık yolu. Ben senden beni kurtarmanı istedim mi? Bedelini ödeyeceğin konusunda beni uyarmamıştın. Yani sen hayat verensin ama teşekkür etmezsin öyle mi? Hayat veren. Teşekkür ederim. Şimdi memnun musun? Evet ve şimdi bu teşekkür ederim'i bir iyiliğe çeviriyorum. Sen ne kadar açgözlüsün. Aynen ve senin gibi kızların bana borçlu olması hoşuma gidiyor. Seni kurtardım sonuçta. Kurtardığını kim söyledi? Tam tersi engel oldun. Senin yüzünden avcıları duyamadık. Hayır. O gün yakalanmak kaderinizde vardı. Seni ben oradan götürdüm. Yani eş gelmese, Reims ve Eva Amen'e yakalanıyorlar mıydı? Çoktan Diana'nın yerinde olan biz mi olacaktık? Eva itiraz etmek istedi ama düşündü. Ya haklıysa? Eva ve Epistat ekibinin orada karşılaşması için o gece her şey bir arada oldu. Belki o gece ölmeliydi. Yenilginin acısını karanlıkta saklayarak arkasını döndü. Başka kimin kaprisleriyle uğraşacaktı? Bundan sonra başka kim ona zorla asıl hedefinden uzaklaştıracaktı? Peki karşılığında ne istiyorsun? Eş ellerini havaya kaldırdı. Sonunda küçük bir iyilik yap küçük Şezmu. Avcı liderinin rüyasına gir ve orada ne gördüğünü anlat. Avcı lideri de Amen o kadar normal bir şeymiş gibi söylüyor ki burada. Evti de dondu kaldı. Ne? Uyuşukluk geçince canlandı ve çığlık attı. Küçük bir iyilik mi? Git ve bu küçük iyiliği kendin yap beyefendi. Bu kadar zeki olduğuna göre bu sefer epistattan saklanabileceksin. Çünkü ben kesinlikle saklanamam. Eşin yüzü düştü. Artık sıkılmaya başlamıştı. Başka seçeneğin yok Eva. Her durumda benim istediğimi yapacaksın. Tehdit mi ediyorsun?
Artık gerçekten korkmaya başlamıştı, geri çekildi. Ama eş onu takip etmedi ve gerçekten şaşırmıştı. Neden? Sen zaten benimsin, adını unutma. Eme. Ve müziğimiz de değişti. Bölümün en heyecanlı yeri başlıyor arkadaşlar. Eva korkuyla uzaklaşmaya başladı ama eş durmadı ve ilerlemeye devam etti. Hayır, hayır, hayır. Evtida, Merenset, yoksa daha doğrusu Neftida. Adının ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Eva'yı ellerinden tuttu ve yüzüne güldü. Sen benimsin. Onun borcu senle ödendi. Onun mu? Sana bu adı kimin verdiğini biliyor musun? Babam? Oh, bunu da mı bilmiyorsun? Eş Evtida'ya küçümseyerek baktı. Onu korkutmaktan ve üzerine dikilmekten, kafasının karışmasına ve gergin olmasına neden olmaktan zevk alıyordu. Ama çok ileri gitmeyi planlamıyordu. Çünkü o tamamen farklı bir hedefin peşindeydi. Sonunda şaşkın kız anlamaya başladı. Neftida. Annesi ona bu isimle hitap etmek istemiş. Ancak dediğine göre babası itiraz etmiş. Vatan ve tam tersi anlamı olan bir isim önermiş. Set'in ölüm ve kaos getiren karısı değil, hayat veren Evtida. Neftida Set'in ölüm ve kaos getiren karısıymış. Ölüm ve kaos getiriyormuşuz. Herkes ilk ismi biliyordu. Değiştir ya da değiştirme. Hiçbir anlamı yoktu. Ve annesi ona asla böyle seslenmedi. Babasının ölümünden sonra inatla kızına Neftida diye seslendi. Daha sonra Eva kaçtı. Ve annesinin verdiği adı tamamen unuttu. Ama ikincisi, gizli olan, hiçbir zaman peşini bırakmadı. Merenset. Tanrı Set'in sevgilisi. Yani bir Set'in karısıyız, bir sevgilisiyiz. Bu kadar mı aşıksın be bize? Sen benimsin. Bu şu anlama mı geliyordu yoksa? Sen, adın. Haydi Eva, benim adım ne? Yavaşça arkasından yürüdü. Kızın vücudunu kaplayan korku ve endişe ona yiyecek gibi geliyordu. Eva onun elindeydi. Yanında kimin durduğunu fark ederek az bile hareket etmeye cesaret edebilir miydi? Tüm karanlık güçlerin koruyucusu, öfke ve savaş tanrısı, yakıcı kızıl toprakların efendisi. Set. Aferin. Set'in ağır eli bileğini arkadan yakaladığında kız nefesini tuttu. İlk başta nazikçe, dokunuşu zar zor hissediliyordu. Evtida vücudundan yayılan sıcaklığı hissetti. Arkasındaki sessiz nefesi duydu. Kim olduğuna inanamadı. Peki onun yanında o kimdi? Nasıl? Ve? Uzaklaşıp arkasına bakmak. Her şeyi ondan öğrenmek istiyordu. Ne istiyor? Neden ortaya çıktı? Yüce Epistat'ın rüyasında ne arıyor? Ama Set buna izin vermedi. Eva uzaklaşmak istediğinde elini tuttu ve onu kendine doğru çekti. Ve beraber ilk özel sahnemiz. Aslında 12. bölümde de vardı ama onda Reims falan da vardı. Sırtını geniş, güçlü göğsüne bastırdı. Parmakları kadının boynunu kavradı. Neredeyse şefkatle sıktı. Gücünü gösteriyordu. Eğer seyirirse parmaklarının daha da sıkabileceğini belli etti. Sus hayat veren. Yine bir yere mi gidiyorsun? Ev alçak gönüllü bir şekilde sessizdi. Korkmuştu. Beni kendimi tanıtmaya zorladın. Bunu istemedim. Tehdit etmeden anlaşabileceğimizi sanıyordum. Ama sen inatçısın. Set'in eli biraz daha yükseğe, yüzüne doğru hareket etti. Adamın ateş ve ölümden oluşan özü gibi cildi de sıcaktı. Tutku ve öfkeden oluşuyordu. Neredeyse dudaklarını kızın şakağına bastırırken sessizce şöyle dedi. Ama bu şekilde sonuçlanması hoşuma gitti. Ortak bir dil bulmamız kolay olmayacak. Ama kesinlikle keyifli olacaktır. Eva'nın kalbinin hızlı atışını duyunca alçak sesle güldü. Kız geri çekilmek istedi ama adam parmaklarını açmayı düşünmedi bile. Ne? Ne yapmam gerekiyor? Odada neredeyse sessiz bir fısıltı duyuldu. Koruyucun olarak Set'in senin üzerinde her zaman belirli bir gücü olacak.
Hem tehdit edip hem koruyacak. Eğer arkadaşına ulaşmak istiyorsan itaatkar ol. Eğitim'e dönebilsin diye onu serbest bıraktı. Doğrudan şunları söyledi. Yüce Epistat'ın rüyasına gir ve bana gördüğün her şeyi anlat. Efendim, eğer söylediğin kişiysen başkalarının rüyalarını görme gücün yok mu? Senin için ölümden kaçmak benimkinden daha kolay olacak. Tanrılar her şeye kadir değildir. Bu gücü onlara insanlar verdi. Yaklaştığım anda beni hisseder, seni hissetmez. Peki sen orada ne arıyorsun? Neyi değil, kimi? Bu sorunun üstüne niye kediyi gösterdiler ki? Teorisi olan varsa yorumlarda belirtsin. Kedi dimdik oturup onları izliyordu. Afiri genellikle oldukça kıskançtı ve birisi Eva'ya yaklaştığında ona yakın durmaya çalışıyordu. Akıllı küçük hayvan. Karşısında kimin durduğunu biliyor. Bir kedin mi var? Bu bir iyilik sayılacaktır. Hayvanlar korunmalı. Onlar insanlardan daha iyi. Set pencereye doğru yönelerek diyaloğu bitirdi. Eva onun peşinden koştu. Bunu ne zaman yapmalıyım? Ne kadar zamanım var? Peki ya? O zamana kadar hayatta kalamazsam? Adam yürürken cevap verdi. Kalırsın, ben istediğim zaman gelebilirim. Hazır olmalısın. Daha fazla bir şey söylemedi. Karanlığın içinde kayboldu. Eğitim de şaşkınlıkla yere çöktü. Yüce Epistat'ın rüyasına girmek, neredeyse kesin ölüm demekti bu. Ama eğer Seti reddederse, ölüm neredeyse olmadan gelecekti. Herkes onun Tanrı Horus'a nasıl vurduğunu, gözünü aldığını ve Büyük Osiris'i yok ettiğini biliyordu. Peki bu kadar güçlü bir yaratığın her şeyi bırakıp dünyada özgürce dolaşmaya çıkmasını sağlayan şey neydi? Her durumda o bir tanrı katilidir ve reddedilmeye tolerans göstermez. Set bir sonraki buluşmalarını görecek kadar yaşayacağına dair güvence verdi. Muhtemelen borcunu ödetmeyi planlıyor ve Eva'nın erken ölmesine izin vermeyecek. Annesinin ona neden borçlu olduğunu, ona nasıl yardım ettiğini bilmiyordu. Ama Hathoruth'tan birçok kez Eva'nın bir bedel olduğunu, bu sebeple Meren Set olduğunu duymuştu. Yani Etida Set'e mi kurban edilmişti? Artık önemi yoktu. Eva'nın borcu vardı. Ayrıca zaten birine aitti. Her anlamda. Çünkü Set aynı zamanda kara büyücülerin de koruyucusuydu. Eskiden ismi eşti. Çok uzak bir geçmişte. Kendini pek saklamamış zaten. Sabah erkenden kalkıp hamama gitti. Sonra aceleyle hazırlanmaya başladı. Hocasını bulup onunla konuşması gerekiyordu. Her şey İsvet'e, buradan bir an önce gitmeleri lazımdı. Gerçekten koca Mısır'da onları kimsenin bulamayacağı ve çalışabilecekleri başka şehirler yok muydu? Set'in ve İsman'ın işini bitirir bitirmez hemen kaçmalıydı. Ama görevini nasıl yerine getireceğine dair hiçbir fikri yoktu. Ve şimdi kıyafet seçelim. Ben daha önce oynadığım için alışveriş gününde hepsini al var bende. Eva evden çıkıp Reims'e gitti. Avcı evlerinden birinde yaşıyordu. Her zamanki gibi yapmak istediği son şey oraya gitmek olsa da başka seçeneği yoktu. Birkaç dakika sonra Eva avcıların evine ulaştı. Hala akıl hocasına yaklaşmaktan korkuyordu ama ölüm büyücüsüyle konuşacak bir şeyi vardı. Tanrı'nın gece ziyaretinden bahsetmemeye karar verdi. Erkendi. Kapıyı çaldıktan sonra Titian ona kapıyı açtı. Eva? Avcının gözlerinin altı hafiften mordu. Eva dikkatle aşağıya baktı ve tırnaklarının altında kurumuş kan izlerini fark etti. Dia'ya işkence mi etti? Zamanında geldin. Herkesle birlikte infaza gidiyorsun. Ne? Hayır. Ben infaz mı? Bu bir soru değildi. Herkes kara büyücünün halka açık cezasını izlemek için tebe gidecek. Eminim sana da ilginç gelir. Dia idam mı edilecek?
Yine kara büyücü için mi gözyaşı döküyorsun? Eva yine tuhaf rüyasını ve Diana'nın uzaktan gelen sesini hatırladı. Peki ya bu onun hayal gücünün bir ürünü değilse? Ben bu arada kıyafetimizi değiştirdim. Herkes giderse ben de giderim. Onun için bir kara büyücü olarak değil, bir arkadaş olarak üzülüyorum. Stian nedense Evtida'ya her zamankinden daha yakından baktı. Pek pişmanlık duymadan gülümsedi. O zaman gideceksin. Ve evden çıktı. Ama birkaç adım yürüdükten sonra aniden kıza döndü. Ve bakmadan ona doğru yürüdü. Bu arada Eva. Gersa, arkadaşın. İlginç biri. Sizin aranızı yaptığıma da bir pişman olmadım değil. Cevap beklemedi. Tekrar döndü ve gitti. Evtida kıkırdadı. O benim arkadaşım değil. Ama her halükarda Gersa çok daha iyi birini hak ediyor. Örneğin insanlara işkence etmeyen birini. Stian Gersa ile ilgilenmeye başladı. Bunun nereye varacağı merak konusu. Eva bu fırsatı değerlendirip kafasını kapının arkasına uzattı. Arkadaşını arıyordu. Rameson'u gördü ve hemen canlandı. Güzel kızı fark eden avcılar gülümsemeye başladı. Bazıları Eva'ya çok bakardı. Onu yerleşim yerinin diğer kadınlar arasında özel bir yere koyardı. Sorunlarına rağmen bugün iyi görünüyorsun. Şöhretimizi de aldık. Normalde arkadaşlar Livi rotasındayken Livi'den çekindiklerini, Amen rotasında da Amen'den çekindiklerini yazıyordu ama biz ikisinin de rotasında olmadığımız için direkt Reims'e geçti, olaya geçti. Reims aceleyle Evtida'nın yanına gitti ve kapıyı arkasından kapattı. Eva, dün konuşamadık. Bunu da dövmüşler. Burada değil. Onu biraz kenara, ağaçların arkasına götürdü. Bugün pek iyi görünmüyordu ama kız hiçbir şey söylemedi. Yoksa konunun dışına çıkacaklardı. Genç adam şöyle devam etti. Dün eve döndüğümde hiç uyumadım. İşte bu yüzden avcıların Dia'yı evden çıkardığını gördüm. Ve şimdi onu idam bekliyor. Anubis evinin rahibinin dili ve parmakları kesilmiş. Bu Remma'nın işi mi? Tıpkı Dia'nın yakalanması gibi. Avcıları ona mı yönlendirdi? Kendini aklamak için bunu yapmış olabilir. Genç adam tereddüt etti ve hemen cevap veremedi. Ama en kötü yanı Reims'in şaşırmış görünmemesiydi. Kara büyücüler izlerini silmeli. Silmeli mi? Sen buna böyle mi diyorsun? Ne bekliyordun Eva? Güzel çiçekler, komik şarkılar ve neşeli dostluklar mı? Rahip hakkımızda her şeyi anlatabilirdi. Dia ise çok dikkat çekti. Abim Epistat'ın tehditlerini ve konuştuğumu öğrendi. Ve ondan sır saklamanın kötü bir fikir olduğunu gösterdi işte. Arkadaşı dayak izlerini ima ederek başını kaldırıp ona baktı. Avcıların eline birini vermek gerekiyordu ki biraz sakinleşsinler. Susuzluklarını gidersinler. Yani böylece Dia'yı verdiklerini de itiraf ediyorlar. Mecbur muydu? Sana katılamam. Biri seçersek ilişkimiz gelişiyor sanırım. Gelişmese de ikinci seçenek olumsuz etkiliyor. Sırlarını saklamak istiyorsan bir şeyler yapmalısın. Peki gerekirse sen de aynısını bana mı yapacaksın? Hayır, bilmiyorum ama. Ama? Reims açıkça utanmıştı ve acı çekiyordu. Etrafa bakınarak bir şeye karar veriyordu. Ah İsvet, sen bunu hak etmiyorsun. Ona yaklaştı ve hızla fısıldayarak şöyle dedi. Bir şey olursa sıradaki sen olacaksın Eva. Ne? Ben mi? Tabi sen üç kişisiniz. Biri kardeşi, biri de öldü. Ölecek. Abim senin de Dia gibi sorun yarattığını söyledi. Zamanı geldiğinde bunu bir şekilde çözmek zorunda kalacak. O zamana kadar eş onun çözer. Reims bakışlarını indirdi ama hızla toparlandı. O yüzden son derece dikkatli ol, tamam mı? Remma sana göz kulak oluyor ve tutunacak bir şey arıyor gelecek için. Uyardığın için teşekkürler. Yapmamalısın biliyorum. Reims iyi bir ilişkiniz olduğu için seni uyarmaya karar verdi. Harika. Üç taraftan sıkıştım kaldım. Tek istediğim İsman'ın katilini bulmak. Sonra da defolup gitmek. Öncelikle idama gitmemiz gerekiyor. İzleyebilir miyim onu bile bilmiyorum. Eğer abin izlerse sen de izlersin değil mi? Eva. İnsanları sakat bırakıyor ve kendi öğrencisini ihbar ediyor. Onun gibi olmak istiyorsun değil mi? Sen neden bahsediyorsun? Onun için üzülmüyor musun? Üzülüyorum elbette.
Ancak sorun birinin hayatını yok etmek değildi. Geri kalanını kurtarmak için kimin hayatını yok etmek? Hayır, ama şimdi beni hedef göstermiş. Anlamıyor musun? Diye sadece başlangıç. Ve eğer sırada ben olursam, emin ol dostum, üçüncü sen olacaksın. Bazı nedenlerden dolayı Remmao'nun seninle kendisi arasında kardeş sevgisini değil, kendisini seçeceğine kesinlikle eminim. İşte rüya büyücülerinin övülen içgörüsü. Ve ölüm büyücülerinin de aptallığı. James, ne oluyor? Birbirimizin arkasındayız değil mi? Yoksa artık değil miyiz? Elbette arkasındayız. Peki sorun ne? Beni öldürmeyi planlaması umrunda değil mi? Hayır, görünmez tanrı. Umrumda tabii ki Eva. James şaşırmış ve hatta biraz kızgın görünüyordu. Biliyor musun? Ben çok duygusal bir insan değilim. Ve abim de kıdemli bir kara büyücü. Onunla kolay kolay baş edilemez. Ancak ona zarar veremem. O benim abim. Ne olursa olsun onu seviyorum. Eti de başını sertçe kaldırdı. Bununla ne demek istedi? Onunla rekabet etmenin bir anlamı yok. O çok güçlü ve bağlantıları var. Söylemek istediğim bu. Peki, madem bağlantıları var. Önce Dia'yı, beni, sonra da seni öldürsün, öyle mi? Hayır, farklı bir planım var. Belirli bir şey planladığını öğrenir öğrenmez sana hemen haber vereceğim. Eşyalarını toplayıp kaçacaksın. Bu tek ve en güvenli çıkış yolu. Hazırlıklı olsan iyi olur. Muhtemelen haklısın. Önemli olan benim tarafımda kalman. Ben kendi tarafımda kalıyorum ve sana mümkün olduğu kadar yardım ediyorum. Bu da fena değil. James gelecekte bir arkadaş olarak sana yardım edecek. Bu da gerçekten bu adamın başımıza iş açacağı anlamına geliyor. Kısa süre sonra neredeyse tüm yerleşim yeri infazı izlemek için Tebe gitti. Ana cadde henüz çok kalabalık değildi. Avcılar infaz yerini hazırlamaya başlar başlamaz, başka bir şezmunun daha yakalandığı haberi her tarafa yayılmıştı. Teb infazın topluca destekleneceği bir yer değildi. Bazı insanlar mutluydu ve gösteriyi bekliyordu. Diğerleri ise bu avın ne kadar saçma ve kanlı olduğunu konuşuyordu. Livy, Eva'nın orada olacağını biliyordu. İşlerinin bir kısmını Amon-Ra Tapınağı'nda eğitim gören stajyerlere verdi ve aceleyle merkeze doğru ilerledi. Onu insanlar arasında fark etmek oldukça kolaydı. Herkes idamın beklendiği yerde toplanırken, o daha uzaktaki palmiye ağaçlarının gölgesine yerleşmişti. Tek başına oturmuş binalara bakıyordu, sessizdi. Bir süre sonra Livy Eva'ya katıldı. Ellerini arkadan onun omuzlarına koyunca kız şaşkınlıktan yerinde zıpladı. ''Beni böyle korkutma.'' ''Set'in ziyaretinden sonra kendimde değilim. Ve bir daha kendime gelip gelmeyeceğim de belli değil.'' Özür dilerim sevgili hanımefendi. Muhtemelen şu anda pek iyi değilsin zaten. Aynen, berbat bir gün geçirdim. İkisi gölgelerin arasında sessizce fısıldaşarak oturuyorlardı. Reims'in bana söylediklerini Livy ile paylaşmalı mıyım? Hocam bana kim besliyor? Beni hedef gösteriyormuş. Livy'ye Remmao'dan bahset. Bu neye yol açabilir? Vallahi neye yol açabilir bilmiyorum ama ben Livy'ye güvendiğim için biri seçeceğim. Saklamak istemeyerek kararını verdi. Yeni bir sorunum var. İnanılmaz derecede şanslısın. Yenileri ancak eskileri çözdükten sonra bulsan olmaz mı? Ben de böyle isterdim bebeğim ama olmuyor. Hocam bana tuzak kurmayı planlamış. Ardından avcılar hem beni hem de arkadaşımı yakalayacakmış. Ne? Kara büyücülerin zorlu hayatı. Ama bu senin hocan. Remmao seni yetiştirdi. Sana eğitim verdi değil mi? Bizde işler farklı çalışıyor. Öğretmeyi sevdiğinden bile emin değilim. Sanki bunu kendi iradesiyle yapmıyormuş gibiydi. Livy hayal kırıklığı içinde dudaklarını büzdü. Anladım. Peki, spesifik bir şey biliyor musun? Hayır. Bir şeyler düşünürüz. Livy, Remmao'nun planlarını biliyor. Bu durum hikayeyi etkileyecek. Umarım olumlu etkiler de tekrar başa almayız. İnfazı izlemek zorunda değilsin biliyorsun değil mi? Biliyorum ama bu zulmü kendi gözlerimle görmek istiyorum. Nefret etmek için. O zaman kendimi savunmam gerektiğinde elim titremez. Böyle olmaz Eva. İyi birisin ama kötü olmaya çalışıyorsun. Ben iyi biri değilim. Peki sen nasıl istersen. Livy onunla tartışmadan sakinleştirici bir şekilde gülümsedi. Ne için? Eva kendinde değildi. Yakın arkadaşı ölmüştü. Diğer arkadaşı idam edilmek üzereydi.
Üstelik yaşadığı tüm yerleşim yeri onun peşindeydi. Belki de iyi biri olmasına gerek yoktu. Yine de elimde bir şey var. Umarım bu seni mutlu eder. Beni? Bizi. Cebinden ipek bir eşarp çıkardı ve içinde. Eva'nın önünde iki altın kolye vardı. Biri ayı, ikincisi güneşi tasvir ediyordu. Cilalı altın üzerine ışık düştüğünde çok güzel parlıyordu. Bu iki parça birleştiğinde ise tek bir kolye oluyordu. Livi, yakınlaşmanızın bir işareti olarak bunu sana hediye etmek istiyor. Beğendin mi? Ne kadar güzel. Ben güneşim, sen de aysın. Amon-Ra tapınağındaki rahip beni çok sever. Ondan bu kolyelerden tılsım yapmasını istedim. Tılsım mı? Seni kötülükten koruyacak bir nesne. İnan bana Eva, buna kesinlikle ihtiyacın olacak. Kabul et, onu kaybetmekten korkuyorum. Kabul edeceğiz tabii ki de. Eva genişçe gülümsedi ve kahkaha attı. O zaman bunu boynuma takar mısın? Tamam, sen de bana tak. Eva ona sırtını döndü. Adam kızın saçını kaldırdı ve boynuna kolyeyi taktı. Ay, çok güzel kolye gerçekten. Eva aynısını Livia yaptı. Ay yüzlü hanımefendi, yaz da olsa neşelendirmeyi başardın mı? Artık Livia'nın sana verdiği bir tılsım var. Bunun da kesin etkisini göreceğiz. Genişçe gülümsedi ve başını salladı. Evet, gerçekten işe yaradı. Güzel, çünkü senin üzgün gözlerine bakacak gücüm yoktu. Onlar hala üzgün ama ben gülümsüyorum. Kötü bir başlangıç değil. Arkadaşlığınız yeni bir seviyeye ulaştı. Asıl ana kadar çok az zaman kalmıştı. Livy konuşmalar ve şakalarla Eva'nın dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ama kız sadece platforma bakıyor, kendini orada hayal ediyordu. Güneş batmaya yakın, her şey başladı. Gösteriyi sabırsızlıkla bekleyen insanlar, şehrin her yerinden buraya akın etti. Platformun etrafını sardılar ve kara büyücünün oraya çıkmasını beklediler. Sonunda acılar diye dışarı çıkardılar. Halsiz düşmüş kızı kollarından sürüklediler. Ama o her şeye kayıtsız görünüyordu. Başını indirdi. Adamlar onu bir mekanizmaya bağlayıp kollarından astılar. İnsanlar canlandı ve gevezelik etmeye başladı. Eva boynunu uzatarak arkadaşını görmeye çalıştı. Ve görünüşü dehşet vericiydi. Kir ve kan içinde, bitmiş. Evcida'nın gözleri korkudan fal taşı gibi açıldı. Diye başını kaldırdı ve kalabalığa baktı. Kayıtsızdı, tarafsızdı, kimseyi aramıyordu ve hiçbir şey istemiyordu. Sadece ölümü bekliyordu. Ama Eva'yı fark ettiğinde yüzündeki ifade şaşkınlık ve korkuya dönüştü. Evcida ayağı fırladı ve koca gözlerle Diya'ya baktı. ''Sen mi? Sen miydin? Söyle bana.'' Diye gözlerini kapattı ve başını eğdi. Onayladı ama artık hareket etmedi. Nasıl? Bunu nasıl yaptı? Eva, sorun ne? Kız sessizce arkasına yaslandı diye uykusunda ona epistatla ilgili bir şeyler bağırmıştı. Bir şey biliyor mu yoksa her şeyi mi biliyordu? Muhtemelen paylaşacak bir şeyi vardı. İşkence odasında bir sürü şey duymuş olabilirdi. Kalabalığın gürültüsü Eva'nın kafasını karıştırdı. Kız konsantre olamıyordu ve düşünemiyordu. Amen yavaş yavaş platforma çıktı. İnsanlar ellerini çırpıp onu sevinçle karşıladılar. Görünüşe göre bugün sokaklar Ava destek verenlerle doluydu. Zaten bunu kim izlemeye gelir? Ancak zevk alanlar gelir. Buna olumsuz yaklaşanlar evde kalmış olmalıydı. Bir dakika sonra Reims de onlara katıldı. Eva'nın yanına oturmayı seçti. Pellalı ile pek iyi anlaşamıyorlardı. Büyük olasılıkla genç adam Reims'ten yayılan kara büyücü soğukluğunu hissediyordu. Livy bir hekimdi, yaşam mücadelesi veriyordu. Reims ise bir ölüm büyücüsüydü ve ölümün tarafını tutuyordu. Çok farklılardı. İnfaz başladı. İnfazımız animasyonlu. Daha detaylı görelim istemişler.
Ve bitti. Platforma parlak kırmızı kan fışkırdı. Dia ürperdi ve boğazını tutmak istedi ama elleri bağlıydı. Titredi, seyirmeye ve hırıldamaya başladı. Görüntü gerçekten yürek parçalayıcıydı, korkunçtu. Kadınlar dayanamadı ve gözlerini kapattı. Amen ne yaptığını biliyordu. Bu kesik kızın hemen ölmesine yetmeyecek kadar küçüktü. Ama hayatta kalamayacağı kadar da büyüktü. Yüce Epistat onu acımasızca bileş gibi asılı bıraktı. Ve kalabalık nefesini tutarak bunu dinledi. Kara büyücünün son şarkısı hep böyle olurdu. Kurnazlık yolu. Eltida'nın gözleri yaşlarla doldu. Silmeye çalıştı ama elleri ona itaat etmiyor gibiydi. Acı bir yumru boğazına kadar geldi ama kız dayandı. Eva, nasılsın? Cevap vermedi. Avcıların tepkisini görmesini istemiyordu. Sadece başını salladı. Eltida idamın onun daha öfkeli ve daha güçlü olmasına yardımcı olacağından emindi. Ancak tam tersi. Bu görüntü kızı tamamen bitirmişti. Livi haklıydı. Eva ona hiç uygun olmayan bir rolü üstlenmişti. Amen onu ve tepkisini uzaktan izledi. Eltida bir dakika daha tepte kalmak istemiyordu. Yerleşim yerine dönünce kimseyle konuşmadı ve hızlı eve doğru yöneldi. Kafasında tek bir şey dönüyordu. Dia bir şekilde rüyama girdi ve bana Amen'in duyusunu anlatmaya çalıştı. Titian da aynı şeyi Anubisevi'nin avlusunda söyledi. Bir şeyi böyle bir özenle aradığına göre kimsenin bilmediği bir şeyi biliyor galiba ve bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Benim kim olduğumu nasıl anlamaz? Buna ne engel oluyor? Yoksa Livi haklı ve en kötüsü uzun zaman önce oldu mu zaten? Epistat'ın özel yeteneğinin ne olduğunu anlamaya başladın. Bu tuzaklardan kaçınmana yardımcı olacak. Eltida tek başına fazla yürümedi. Biri onu yakaladı. Etkilendin mi? Hocası onu hemen serbest bıraktı. Eva'yı korkutmak istemesi pek mümkün değildi. Sadece her zamanki gibi davrandı. Ama bu bile kıza korkutucu göründü. Onu görüyorum ve hemen parmaklarımı nasıl kestiğini hayal ediyorum. İyi misin? İnfazdan sonra iyi olabilir miyim? Atların toplanmasına yardım eden Titian, Eva'yı ve hocasını fark etti. Güneş battıktan sonra evime gel. Evdeki tüm papirüsleri al. Seni yakalarlarsa getirmeni ben istedim diyeceksin. Tamam. Hocası gittiğinde rahat bir nefes verebildi ve hızlıca eve koştu. Gece onun evinde mi? Neden? Böylece değil. Sadece Reims'in ona yalan söylememesini umabilirdi. Abisi henüz bir şey planlamamış olmalıydı. Ya da Reims'e söylememiş olabilir. Eva eve girdi ve hemen dondu kaldı. Her yerde başkalarının eşyaları vardı. Ve havada pus ve tuhaf bir koku vardı. Ne? Yavrum? Agnia evimize gelmiş. Agnia'nın müziği sanırım bu. Çok güzel. Burada ne işin var? Agnia, merhaba. Agnia, senin burada ne işin var? Peki ya senin? Agnia tepkini görmekten mutlu oldu. Kız yarı çıplak, omuzlarında havluyla duruyor ve elinde bir pipo tutuyordu. Eva ayrıca masanın üzerinde bir sürahi ve bir fincan heyk olduğunu fark etti. Taşındım ve banyo yaptım. Yani burası senin evin mi? Taşındın mı? Beni buraya epistatınız gönderdi. Enfeksiyonun durmadığını ve burada yaşamamın benim için daha iyi olduğunu söyledi. Amen onu benim yanıma mı yerleştirdi? Şehirde enfeksiyon kapamaz mısın? Şimdilik oraya gitmeyeceğim veya sadece gerektiğinde. Agnia piposundan derin bir nefes çekti ve ardından tuhaf kokulu bir duman üfledi. Bir tür rahatlatıcı bitkiler, gençliğimde olanlar bundan sürekli içerdi. Fakat görünen o ki tek etkisi bu değil. Kızın kalçasında bir şey fark etti. Yunan harfler. İnanamıyorum, artık birlikte mi yaşayacağız? Söz veriyorum, pek gürültülü değilim. Ama düzen konusunda sorun yaşayabilirim. Önemli olan bu sorunların evin benim tarafımda olmaması. Bu arada ne içiyorsun? Lütfen bunu en azından pencerenin yanında yap. Agnia bardağı bir dikişte bitirdi ve ardından Eva'ya değerlendirici bir bakış attı. Senin sorunun ne? Yüzünden düşen bir parça. Halka açık bir idamdan döndüm demin. Ah. İlk katıldığım infazı çok iyi hatırlıyorum. İğrençti. İnsanlar.
gürültü, çığlıklar. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Eva bu kızın kan görünce coşkuyla alkış tutmayan normal bir insan olmasına sevindi. Elbette, insanlar ses çıkarmadan öldürülmeli. Al işte Eva'ya şok. Sanırım biraz rahatlamaya ihtiyacın var. Benimle sigara içmek ister misin? Sigara içmem. İçmene gerek yok. Sadece bu atmosferde uzan. Benimle bira iç ve biraz sakinleş. Kendini görmelisin Eva. Uzanır mısın yavru? Hadi deneyelim. Otursam daha iyi olur. Ben almayayım. Otursam daha iyi olur. Uzanırsam başım dönecek diye korkuyorum. Olabilir, bugün yemek yemediysen. O zaman otur. Eva bir sandalyeye oturdu. Agni önüne bir fincan koydu. İç. İkincisini de kendine aldı. Kız derin bir nefes aldı ve dumanını üfleyerek anlatmaya başladı. Ahameniş İmparatorluğunu dolaşırken bana içki içme kültürü öğretildi. Ahameniş İmparatorluğunu yönetmiş antik Pers Kraliyet Hanedanı. Modern İran. İçtiğin her bardağı birisine adarsın, ona iyi şeyler dileyerek ya da belirli bir şey isteyerek. O halde minnettarlığımla kadehimi sana adıyorum. Gerginliğini gidermeye yardımcı olduğum için mi? Kesinlikle. Ve ben de kadehimi sana kaldırıyorum. Çünkü çok iyi bir arkadaşsın. Agnia hepsini dibine kadar boşalttı. Eti de ilk yudumu aldı. Sağlam mısır... Eksi... Sağlam... Sağlam mısır içkisi işini biliyordu. Kaslardaki gerginlik biraz azalmış gibiydi ve kız hafiflemişti. Odayı dolduran yoğun süt rengi dumanı Eva'yı rahatlatıyordu. Kız sigara içmiyordu ama şimdi derin bir nefes almak istiyordu. Ve bir keresinde hala Atika'da yaşarken. Eva'nın kafası hoş ve hafifti ama kız kendisini rahatsız eden her şeyi bir anlığına hatırlasa bile ruh halinin yeniden bozulacağını biliyordu. Belki bu iyi bir fikirdi. Bütün bu günler boyunca. Her geçen gün daha da ağırlaşan yükü bir tarafa bırakıp nefes alma fırsatı yoktu. Sadece oturup konuşmak, bir şeyler için endişe etmeden sohbet etmek ve iyi bir gece uykusu çekmek isterdi. Eva hiç düşünmeden hepsini içti. Kendini unutmaya, güç kazanmaya karar verdi. Yoksa delirecekti. Konuşmaları canlı ve sakindi. Hoş bir şekilde büyüleyiciydi. Bir ara Eva yatağa çıkıp uzandı. Yavaş yavaş uyku onu ele geçirmeye başladı. Ve o da arkadaşı müdahale etmek istemedi. Çünkü asıl isteği Eva'nın rahatlamasıydı. Belki yeni oda arkadaşı konusunda daha hızlı geçti ya. Gündüz uykusundan bitkin ve yorgun uyanan Eva gözlerini açtığında pencerenin dışarısı çoktan karanlıktı. Merhaba. Saat kaç? Güneş yeni battı. Lanet olsun, hocama geç kaldım. Agnia işini bir kenara bıraktı. Ondan önce masada oturup değerli taşları törpülüyordu. Hocan seni mi bekliyor? Bir erkek neden bir kızı evine bu kadar geç saatte çağırır? Bu bir erkekle bir kadın buluşması değil. Hocayla öğrencisi buluşması. Ah, Mısır'da buna böyle mi diyorlar? Atika'da buna ne diyorlar? Birlikte gitmemizi ister misin? En yüksek notu almama yardım edersin. Agnia kahkahayı patlattı. Korkarım benimle beraber iyi bir not alamazsın. Ancak hocan acıdan hoşlanmıyorsa tabii. Hoşlanıyor. Ancak acıyı yaşamıyor. Başkasına yaşatıyor. Oraya gitmek zorunda kaldığın için pek mutlu değilsin. Bir sorun mu var? Sadece biraz endişeliyim. Evti de uyku sonrası kendine gelmeye çalıştı ve saçını düzeltti. O halde yanına keskin bir şeyler al. Agnia omuz silkti. Eva kaşını kaldırdı. Bende öyle bir şey yok. Ama bende var. Oda arkadaşı eşyalarını karıştırmak için ayağa kalktı ve ardından Evtida'ya küçük bir bıçak uzattı. Bu kadar küçük. Kadınlar için bir yere saklamak ve yanında taşımak için uygun. Açık kıyafetleri seviyorsan bu tam sana göre. Mevcut şartlarda gerçekten düşünmeye değer. Evet, alsam daha iyi olur. Eva başını salladı, silahı aldı ve elbiselerinin altına sakladı. Bu kendimi daha güvende hissetmemi sağlayacak. Doğru, gönül rahatlığı en değerli şeydir. Sana kötü davranıyor mu, hocan? Hayır ama sadece ondan korkuyorum. Eminim ki bu küçük mucize sana biraz güven verecektir.
Teşekkür ederim Agnia. Kesinlikle verecek. Agnia sayesinde artık bir silahın var. Dostluğunuz gelişti. Bu durum hikayeyi etkileyecek. Ya yakalanırsan? Saat oldukça geç. Şunları getirmemi istedi. Sorarlar söyle söylerim. Masadaki tüm papirüsleri topladı ve sonra gitti. Gitti de eve yaklaştığı anda hocasının sesini duydu. Kapı açık, içeri gel. Oturup beni mi beklemiş? Arkasında bir hışırtı duydu ve korkuyla döndü. Başı dönüyordu. Artık her yerde kırmızı gözlü Seth'i mi görecekti? Acele etti. Seth'e mi be? Seth'i gördük gibi mi hissettik? Belki o bizi kurtarır. İçeri girdi. Bu adamla yalnız olduğunu düşününce gerildi. Ve Mao belli belirsiz gülümsedi. Merhaba. İşte istediğin gibi. Geldim. Eti de ona ne kadar gergin olduğunu göstermemek için başka bir konuyu gündeme getirdi. Hocam, sen ne düşünüyorsun? Şezmu, kanın sıcaklığı olmadan başkasının rüyasına girebilir mi? Mesafe varsa. Sonuçta eğer öyleyse Epistat'ın rüyasına oracıkta öldürülmeden girebileceğim. Remma kaşını kaldırdı. Ama Eva'nın bunu öylesine sormadığını hemen anladı. Hayır, daha doğrusu bunu yalnızca birkaç kişi yapabilir. Ve böyle bir şey için çok fazla koşul gerekiyor. Ama Dia bunu yapabiliyordu değil mi? Hocası sırıtarak anlayışla başını salladı. Evet ve bunu herhangi birinden öğrenemezdi. Yani sen de yapabiliyorsun. Hayır, Samon yapabiliyordu ama onun gibisi neredeyse yok. Unut gitsin, onu tanımıyorsun. Ses tonu bir şekilde nahoştu. Tıpkı bu evdeki diğer her şey gibi. İçeri gel. Hocası yavaşça Eva'nın önüne oturdu. Kaşlarının altından dikkatle baktı. Gözlerinin rengi. Gözlerinin altındaki gölgeler de soldu. Otur bakalım Evtida. Seni bekliyordum. Ve bu bölümümüz de bitti arkadaşlar. Yeni bölümler 24-26 Ocak tarihleri arasında gelecek. O zamana kadar kendinize iyi bakın.